mesela verebiliriz o zaman, bulmaz zaten. Ne kadar güzel koşuyorlar. Malatyalıyım. Kardeşim burada öğrenci. Onu görmeye geldim. Gelmişken de böyle güzel bir yeri görmek gayet iyi oldu. Çocukluğuma döndüm diyeceğim. Hala çocuk olduğumu düşünüyorum. O yandan her şey çok güzel. Böyle bir yerin olması gerçekten beni çok mutlu etti. Güzel hepsi. Ve komik. Komik. İnsan böyle kısa da olsa çocukluğuna geri gidiyor. Gayet güzel. Herkese tavsiye ederim. Gelsin görsün. Çeşit çeşit ülkelerde hangi oyuncaklar var gözüküyor. Yani evet, kültürler farklı. Mesela Alman oyuncaklarına bakarsanız daha çok odun ağırlıklı, odundan yapma. Japon oyuncakları daha çok plastikten. Gerçekten çok ilginç. Herkese tavsiye ederim. Çocuklarını alsınlar, gelsinler. Bugün günümüze baktığımızda ise artık oyuncağın bir eğlenme aracı, oyalama aracı değil. Birçok bilimde kullanılan, bu tıp olsun, eğitim bilimleri özellikle, psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi bilimlerde de araştırmalık konusu olan son derece önemli bilimsel bir nesne oldu oyuncak. Çocuklar oyuncaklar ile hayallerini ve kişiliklerini geliştiriyorlar. Kendilerini yetişkinlerin dünyasına, anneliğe, babalığa, iş hayatına hazırlıyorlar. Ve çocukların ifade etmenin en önemli dili, evrensel dili aslında oyuncaklar.